Güneş, selamlar. Merhaba. Öncelikle yoğun bir dönemdesin. Vakit ayırdığın için de çok sağ olasın. Güneş Duru ile beraberiz. Güneş şu an Kapadokya'da kazı çalışmasında. Kendisi arkeolog ama sadece arkeolog değil. Aynı zamanda Red grubunun gitaristi, besteci ve tüm bunlarla beraber akademisyen de. Kendisi Mimar Sinan Üniversitesi'nde şu an akademisyen olarak da devam ediyor. Yani çok böyle marifetli, çok şapkası olan birisiyle beraberiz. Ve bir taraftan da yani arkeolog olarak, akademisyen olarak ve bir müzisyen olarak da aslında zor, bana göre çok zor yolu seçmiş durumda Güneş. İşte neden bu seçimleri yaptı ve nasıl şu an bulunduğu noktada her işinde çok iyi yapan birisinden bahsediyorum. Biraz bunlara bakacağız. Güneş, ben hemen sözü sana vereceğim. Yani bu üç alanı neden seçtin ve bu yollarda nasıl ilerliyorsun? Bir sürü zorlukları olan yollar, neler paylaşmak istersin? Çok teşekkürler tekrar böyle bir konuda konuşmama fırsat verdiğin için. Çünkü biraz da benim insanlara genelde hani kendimi anlatırken sıkıntı çektiğim bir şey bu. Çünkü kime nasıl kendimi ifade edeceğim? İşte diyorum birden çok şey yapınca genel olarak toplumda şöyle bir algı var. Yani hangi birini hobi olarak mı yapıyorsun gibi soruyorlar ilk. İşte mesela müzisyenler arkeolojiyi hobi olarak mı yapıyorsun diyor. Arkeologlar müziği hobi olarak mı yapıyorsun diyor. Veyahut tam tersinin olduğu zamanlar da oluyor gibi. Genel olarak Türkiye'de biz böyle çok bir şey yani çok ne diyelim birden çok şeyi yapan insanları çok anlamak istemiyoruz. Genelde tek bir şeye fokuslanmasını, tek bir şeyle uğraşmasını daha aklımıza yatıyor sanıyorum. Ama ben açıkçası hani tekrardan seçimlerimi tekrardan yapsam geriye dönüp yine tek bir şeye fokuslanmam. Belki bu meslekleri bunları yapmam ama yine tek bir şey belki de bana yetmeyecekti. Ama tabii bunu şey gibi de görmemek lazım. Yani ben hayatımı öyle bir dizayn edeyim ki birden çok şeyle meşgul olayım gibi olmadı. Her şey tesadüf gelişti ve sonra da katman katman üst üste oturmaya başladı. Ve aslında bunlar bana evet zaman olarak ve yorgunluk olarak ve kafa meşguliyeti olarak ve işte eleştiriye maruz kalma adına çok sıkıntılı şeyler de yaşatıyor. Ama diğer taraftan da bana muazzam bir özgürlük alanı sağlıyor ve ben bu meslekleri yaparken aslında kendimi diğerlerinden daha özgür ve daha rahat hissediyorum. Çünkü hep bir başka gidebileceğim, kaçabileceğim yani hem soyut hem de somut anlamda yerler var. Sığınacağım çok farklı alanlar var diye söyleyebilirim. Şimdi ben aslında ilk başta Yıldız'da bir mimar restorasyon bölümünde okurken bir taraftan da müzikle uğraşıyordum ama bu müzikle uğraşma tamamen amatörce ve üniversite okurken biraz da harçlığımı çıkartmak üzerine bir şeydi. Yani bir profesyonel olalım falan gibi bir şey yoktu. Günümüzde artık neredeyse insanlar amatörlük yaşamadan albümlerini YouTube'da işte Spotify'da yayınlayarak hemen başka bir kariyer dizayn edebiliyorlar ama bundan 20 yıl önce, 30 yıl önce böyle değildi. Yani bir albüm yapmak için bir yapımcıya ihtiyacınız vardı. Demolarınızla gidiyordunuz. Çoğunlukla o sizi reddediyordu. Ne zaman ki beğeniyordu, beğenene kadar yeni şarkılar yapmaya devam ediyordunuz. O yüzden de profesyonel olmak çok kolay bir şey değildi. Çok yetenekli olmalıydınız ki o profesyonel dünyaya veyahut işte başka meziyetleriniz olması gerekiyordu ki o dünyaya bir takım aracılar sayesinde gelebiliyordunuz. Şimdi artık yeni düzende yeni gençler için aracı dediğimiz şey internet. Onlar kendi prodüksiyonlarını da yapabiliyorlar. Kendi albümlerinde istedikleri gibi yayınlayıp hayat biraz daha kolay bu anlamda. O yüzden de bu üniversite eğitimi sırasında müzik bir taraftan da benim için eğitimi ve eğitim
koşullarındaki İstanbul'daki hayatımı finanse eden şey idi. Yani biraz oradan para kazanıp iyi bir öğrencilik yapıp yani hani rahat bir öğrencilik yapıp tamamen o konforu sağlamak için vardı diyebilirim. O sırada kendi şarkılarımızı vesaire yapmıyorduk tabii. Sonra yavaş yavaş kendi şarkılarımızı da yapmaya başladık. Bir taraftan da ben bir işte arkeolojik kazıya geldim 92 yılında bu şu anda bulunduğum kazıya. Ve bu meseleyi de çok sevdim. O zamana kadar da hayatımda tarih öncesi arkeolojisine ilişkin filmler ya da birkaç kitap dışında pek fazla bilgi yoktu. Yani Türkiye'de kazılan tarih öncesi yerleşmeleri hani ilkokuldan, ortaokuldaki bilgilerimden biliyordum ama onun ötesinde herhangi bir arkeolojik yerleşmeyi ziyaret görmemiştim yani. Ama Yıldız'da okurken özellikle bu işte geçmişe olan ilgi, işte geçmişte insanların yaptığı yapılar, binalar, köprüler vesaire bunlara merakım artmaya başladı. Ve kazıya gelince de kendim bir anda çok daha uzak bir geçmişte buldum. Uzak geçmişin işte çalışma biçimi, prensibi, metodolojisi, geleneği onları çok sevince de yavaş yavaş prehistoriyle yani tarih öncesi arkeolojisiyle ilgilenmeye başladım. Ve işte bu süreç şeye kadar ilerledi. Yani hani bu konuda doktoraya ve doçentlik sürecine kadar. Ama tabii hani hepimizin ilgilendiği çeşitli konular var. Ben hep böyle biraz mekan, mimarlık, işte yerleşmelerin gelişimi veyahut da mekan kullanımı üzerine yoğunlaştım bu yani geçen zaman boyunca. O konuda da hala çalışmaya devam ediyorum. Bu arada da işte bütün bunlar olurken taraftan da müzik yavaş yavaş profesyonel olmaya başladı. Yavaş yavaş tamamen benim ana gelirimi oluşturmaya başladı. Çünkü ben 2,5 yıldır üniversitede çalışıyorum. Biraz geç girdim üniversiteye. Orada da tabii tercihlerim var. Çünkü müzikten dolayı ben İngiltere'deydim. Üniversite kalışlandığımda bir araştırma bursuyla gitmiştim. Biz ilk albümümüz ben oradayken aşağı yukarı yayınladık ve ben geri döndüm. Yani ve kalabilirdim orada. Yani orada eğitimime devam edebilirdim. Bir tercih yaptım orada. O albümü yapmamız gerekiyordu. Çünkü uzun süre, 5 yıl kadar demo yapıp bir türlü albümleri şarkıları kimseye beğendirememiştik. Ve o şarkılar 5-6 yıl biz yaptıktan 5-6 yıl 7 yıl sonra hit oldu yani beğenilmeyen şarkılar. Neyse ben İngiltere'den döndüm. İlk albümü yayınladık. Ondan sonra da Çatalhöyük'te çalışmaya başladım. Önemli bir kazı. İşte bir taraftan konserler veriyorum, bir taraftan Çatalhöyük'te çalışıyorum. Oradaki kazı başkanı da bana Stanford'da bir doktora bursu teklif etti. Ve hani bu teklifin ötesinde çok ısrar kadar vardı. İşte oradaki öğrenciler, herkes işte gitmem için beni ikna etmeye çalışıyor. Ve fakat biz ilk yaptığımız albümde o kadar başarılı olamamıştık. Bir de ikiz kardeşim var sonuçta benim. O da opera okuyordu Milano'da. Ve o yani yüksek yapmaya gitmiş. O da albüm için benim gibi bir tercih yok geri döndü. Biraz böyle erken pes etmek hem onu yarı yolda bırakmak olacaktı hem de kendi adıma hani çok erken havlatmış olacaktım. Ben Stanford'a başvuruya girdim fakat tamamlamadım o başvuruyu. Sonra Japonya'da bir konferansa gittim. İşte orada rastladım Ian Hodder'la. Ondan sonra çok kızdı, çok kızdı bana yani hani insanlar böyle teklifleri reddetmiyorlar diye. Biraz da ben aykırı bir insan olduğum için Türkiye'deki arkeolojik ortama ve Türkiye'deki arkeoloji geleneği aslında Amerika benim için bir şeydi, kurtuluş olacaktı. Yani daha özgür olabileceğim bir akademik bir dünya. Fakat ben burada doktora yapmayı tercih ettim. Ve burada doktoramı yaptım ve burada bitirdim. Hakikaten eziyet de oldu bu yani hani bu tercihler açısından. Çünkü ben aynı zamanda hani bu işleri yapıyorum ama eleştirel de bir tavrım var. Bir de hani Red'den dolayı bizim İstanbul'da stüdyomuz vardı. Erenköy civarında bir güzel bir müştemilat. Bütün albümleri orada yapıyorduk falan. Çünkü prova süreçleri şu bu. Nihayetinde benim bir akademik bir işim yoktu. Bir taraftan doktora yapıyordum ama şehir dışına çıkmak da istemiyordum. Yani atıyorum işte Eskişehir'de bir üniversite bulayım ya da ne bileyim Antalya'da bulayım, orada bulayım. Öyle bir taleplerim ve isteğim de olmadı. Eleştirdiğim sistem de benim doktora yaptığım yerde aslında yani oradaki daha eski bir geleneği olan bir üniversite.
Ve çok bozuldular tabii bütün o eleştirileri. Yani bir tür kutuplaşma başladı o erken yaşlarda. Yani benim kariyerim de erken zamanlarda. O yüzden ben uzun sürede işsiz olarak bu işe devam ettim ama müzik işte orada bana çok iyi bir şey sağladı. Yani bir konfor alanım var, bir gelir dünyam var ve de özgürüm. Yani akademik olarak da hiç kimsenin çantasını taşımıyorum, hiç kimseye işte eyvallah demiyorum. İstediğimi yazıp istediğimi söylüyorum gibi bir durum var. O da 2000'lerin işte başına denk geliyor. Bütün dünyada böyle hafif özgürlükleri konuştuğumuz her disiplinden işte toplumsal cinsiyet adına, politika adına daha böyle hani liberal demiyorum ama liberten bir yerden dünyaya bakılan yıllarda biz de işte arkeolojiyi biraz eleştirmeye başladık. Niye arkeoloji yapıyoruz? Nasıl arkeoloji yapıyoruz? Ne için arkeoloji yapıyoruz? İşte sonra bir kitap da yaptık bununla beraber. Onları yapabildim ben bu işte çok farklı işlerle uğraştığım için. Sadece arkeolojiyle uğraşıyor olsaydım belki yapamayacaktım. Yani geleneksel bir insan olacaktım ve hayata çok düz bir yerden bakıyor olacaktım. Bu anlamda hani benim çoklu bir meslek seçimi yapmış olmamın veyahut da kariyer seçimi yapmamın avantajı olduğunu söyleyebilirim. Sonra tabii içinde müzik olan, içinde arkeoloji olan işte Teknik Üniversitede mimari tarih üzerine master yaptım. Böyle farklı dersler, farklı şeyleri okuyup edince yani farklı şeylere merak sarınca başka bir eğitim altlığı oluyor. Onun da faydalı gördüğünü düşünüyorum. Yani geleneksel bir şeyim olmadı. Yani formasyonum olmadı hiçbir zaman. Ama şimdi burada tırnak açıyorum. Ama insanlar işte size şeyi sorabiliyorlar. Yani bunu eleştirmek için de yapabiliyorlar veyahut da çok naif bir şekilde de sorabiliyorlar. İşte hangisi bir tanesini hobi olarak mı yapıyorsun? Yani burada hem aslında bazıları bunu hakikaten çok naifçe soruyor. Bazıları bundan bir şekilde hani size baştan şey diyor. Yani sen tam olarak bize ait değilsin. Bir ayağın başka bir yerde duruyor. Yani sen hep bir eşiktesin, araftasın falan gibi bir tür eleştiri için kullanıyorlar. Ama zaman içerisinde bunu da önemsememeyi öğrendim. Çünkü hani yaptığım şeyler belli, yazdığım şeyler belli. Ve bunu birçok şey yaparken yapıyorum. Onlar sadece arkeolojiyle uğraşırken ya da sadece müzikle yaparken uğraşırken bir şey yapıyorlar. Ben hem ikisiyle uğraşıyorum hem de epeyce şey yapıyorum. Yani Red olarak biz 7 albüm yayınladık. İşte yani epey de uğraştık bu albümler için. Nitelikli işler yaptık. Yani böyle popüler bir şey yapalım vesaire gibi bir şey olmadı. Ama senin bana daha önce de söylemiş olduğun gibi bu zor alanları seçme meselesi doğru. Hani sonuçta bu bir mühendislik değil, arkeoloji. Türkiye'deki algısı ve bakışı belli. Diğer taraftan Red'le yaptığımız müzik neredeyse caz müzik kadar zor bir yerde. Çok popüler bir şey yapmıyoruz. İşte mainstream bir yerde olmak istemiyoruz. Ama dinleyici de tabii onu öyle algılamıyor. Sanıyor ki işte bunlar bir türlü iyi şarkı yapamıyor. Bunlar bir türlü popüler olamıyor falan gibi bir algı olabilir dinleyicide. Onun bir tercih olduğunu anlamıyorlar. Yani atıyorum işte eleştiri için söylemiyorum ama biz Duman gibi de şarkı yapabiliriz. İşte ne bileyim kim diyeyim Haluk Levent gibi de şarkı yapabiliriz. Onlar hepsi tanıdığım insanlar gibi dediğim vakit onları şey yapmıyorum. Küçük görmüyorum, yanlış anlaşılmasın ama başka türlü bir müzik yapmak istiyoruz. Biraz daha Batı dünyasına da ait, biraz daha evrensel bir şey yapmak istiyoruz. Onun da işte gideceği yer, ulaşacağı yer belli. O da bizim tamamen tercihimiz. O yüzden aslında böylelikle zor alanlar olmuş oluyor. Mesela Doğan için de, kardeşim için de aynı şekilde. Operada mesela hani bugün bir şey değil yani. O da en baştan zor bir şey seçmişti hayatında. Sonra da şimdi Red'le müzik yapıyor. Film müziği yaptığı vakitte o da hani böyle korkunç dizi müzikleri gibi şeylerle uğraşmıyor. Yani bir gelir dünyası, başka bir gelir dünyası ve popülerlik dünyası olabilir hayatında müzik kariyeri olarak. Ama o da kendi istediği şeyleri yapıyor. Dolayısıyla bu memlekette zaten kendi istediğiniz şeyleri yapıyorsanız biraz zor bir alanı seçmiş oluyorsunuz. Bir de o zor olanın içerisinde de kendi tercihleriniz dahilinde, kendi inandığınız vicdan olarak, etik olarak, politik olarak, kendi inandığınız şekilde durmaya çalıştığınız zaman da
yine o zor alanın içerisinde de başka bir zor alan yaratmış oluyorsunuz. Yani bir tür karakök, yani kökü sürekli böyle kendinizi bir şeyin içerisine alarak hayatı zorlaştırıyorsunuz. Ama biraz işte kişilik meselesi, biraz ne diyelim, denk gelme, olayların seyri meselesi diye düşünüyorum ben. Ama tabii bunları ben söylerken yani bunu bir melek tırnak içerisinde, melek gibi bir insan olarak söylemiyorum tabii ki yani. Ben de refleks olarak yani bana yapılan bir şeye karşı refleks olarak kendime bir şey korunaklı bir alan veyahut da ne bileyim daha bazen daha agresif bir alan yaratıyorum elbette. Hı-hı. Veyahut da ne bileyim bazı şeylere olduğundan daha fazla reaksiyon gösterebiliyorum olması gerektiğinden daha fazla. Onun da sebebi bütün buraya gelmenin hiç kolay olmadığı. Hı-hı. Yani bu insanlar biraz bazı şeyleri yapıyorlar. Sanki bütün hayatı sizinle geçmiş gibi algılıyorlar. O zorlukları işte bu buraya gelene kadar neler olduğunu, neler yaşandığını, bütün bu geleneksel ve işte kendini ama tanımladığı yani şeyleri eleştirdiğiniz vakit başınıza gelenler, gelebilecek şeyler vesaire bunlara karşı yaptıklarınız falan çok fazla insanlar anlayamıyorlar. O yüzden de hani bunu burada dinleyici, bunu izleyen kişiler diye düşünmesin. Yani böyle bir büyük bir sabırla ve büyük bir sükunetle olmuyor her şey. Biraz da arada da fiili olarak söylemiyorum ama biraz bu mücadelenin içerisinde biraz kavga da var. Bir de bunlara ek olarak ben mesela aşağı yukarı 2,5 yıl falan politika yazdım bir gün gazetesinde. O da mesela yine politik olarak kendimi ifade etmek istediğim bir zaman diliminde. Mesela ona da bozulan arkadaşlarımız oldu. Gazeteciler vesaire işte köşelerinde çok böyle dışarıdan gelen insanlar istemezler. Genel olarak biz aslında bir tür meslek üzerinden şövenizm yapan bir toplumuz. O yüzden de işte yani bir şeyi çok yerde olduğunuz vakit önce bir anlayamıyorlar. Arkasına bir neden arıyorlar. İşte kimisi için manyetik oluyor, kimisi için onun alanına giren bir tür işte yabancı gibi görüyoruz. Sizi kabullenmesi zor oluyor falan. Ama ben bütün bunların bana faydası olduğunu düşünüyorum. Yani ben mesela bir aslında uzmanlığı tarih öncesi, arkeolojisi olan bir kişi olarak Galatasaray Üniversitesi siyaset biliminde mekan politikası üzerine ders veriyorum. Ve gayet de herkes alanda memnun, veren de memnun. Bunun böyle olmasından. Dersi hazırlarken de verirken de pek çok şey öğreniyorum. Onları kendi alanımda da bir noktada kullanıyorum. Ama bir şekilde zaten çağımızda artık böyle transparan bir ya da işte ne bileyim transdisipliner bir ortam var. Yani hibrit. Ben transdisipliner bir ortama doğru gidiyoruz mesleki olarak. Pek çok mesleğin bence artık değiştirecek yani bunlar isimleri de değişecek ki belki sen daha farkındasındır. Bu yılki üniversitede boş kalan kontenjanlara göz attığımızda iktisadi ve idari bilimler artık giderek boşaldığını görüyoruz. Evet. Yani artık öğrenciler o bölümlere ilgi göstermiyorlar. Hı. Dolayısıyla gelecekte 20 yıl, 30 yıl sonra başka mesleklerden söz ediyor olacağız. O yüzden bu tür meslek üzerinden yaratılan bu tür şövan yaklaşımları ben artık çok manasız buluyorum açıkçası. Çok uzun bir cevap oldu. Yani önemli bir cevap çünkü soru zaten çok büyüktü. Akademisyenlik tarafı nasıl oldu Güneş, oraya geçiş? Akademisyenlik tarafı aslında ben hep yayınlarım vardı ve pek çok akademisyenden de daha fazla yayınım var. Doğrusu yani burada mütevazi olamayacağım. Ama dediğim gibi biraz eleştirel bir insan olduğum için ve şehir dışına da çıkmak istemediğim için istediğim gibi bir yerde iş bulamıyordum. İşte belirli part time olarak bazı yerlerde dersler veriyordum. Çok tesadüfen oldu aslında. Ama gerekliydi benim akademik bir yerde olmam adresi olarak. Çünkü bir süre sonra sizi zorlamaya başlıyor bu bağımsız araştırmacı, independent researcher dediğimiz şey. Çünkü proje yapmak için bir adresinizin olması gerekiyor. Türkiye'de bu tip bir gelenek yok.
postdoc dediğimiz şeyler çok sınırlı. Yani ya ülke dışına çıkacaksınız ya da yapmayacaksınız gibi bir şey var. Postdoc geleneğimiz yok vesaire. Çok fazla burs imkanı, araştırma bursu imkanı yok. Kendi adınıza TÜBİTAK'a gidip başvurup proje yapamıyorsunuz mesela gibi. Çünkü bir adresiniz olmadığı için. Yani benim gibi herhalde bir iki kişi vardı yani şey olarak bu kadar emek harcayıp işsiz olan herhalde diye düşünüyorum. Tamam, çok tesadüfen oldu ama gerekliydi çünkü şu anda yürüttüğümüz projelerin devamlılığı açısından o projelerdeki eğitimini sürdüren arkadaşların danışmanlığını yapmak, onlarla beraber çalışmak, biraz daha fazla insanı bu takıma dahil etmek için benim bir adresimin olması gerekiyordu. Sadece şey çok daralmıştı benim için yani alan çok daralmıştı. Yani yurt dışına da gitmek istemiyorum. Gidebilirim, iş bulabilirim yurt dışında. Şehir dışına da çıkmak istemiyorum. Sadece İstanbul'a sınırlıyım. Arkeoloji de böyle her yerde olan bir şey değil falan. Neyse işte Mimar Sinan'a bir yeni bir bölüm kuruldu ve ben de işte 2 yıldır oradayım. Bu yılda öğrenci aldık. Kültür varlıklarının korunması ve onarım bölümü. Şimdi oradayım. Hani, ve işte full time bir işim var. Orada bir doçent kadrosundayım. Bu yılda ilk defa öğrenci alacağız. Ama ben zaten Mimar Sinan Üniversitesi'nde galiba 4 yıldır ders veriyordum. Yani bütün üniversiteye materyal kültür ve insan gibi bir materyal kültürle insan etkileşimi üzerine bir ders veriyordum. Vesaire böyle bir tesadüfler neticesinde de bu bölümde kendimi buldum diyebilirim. Ne şanslı o bölümdekiler de, öğrenciler de öyle diyelim. Bir de şeyi de sormak isterim Güneş. Şimdi gençlere özellikle seminerler yaparken şu tip sıkıntılarla geliyorlar. Mesela grafiti sanatçısı olmak isteyen bir öğrenci vardı. Bir başka öğrenci tarih öğretmeni olmak istiyordu ve ailelerinin söyledikleri işte bir takım cümleleri paylaşmışlardı. Yani şu, şimdi grafiti sanatçısı olacaksın da para mı kazanacaksın? O bir meslek midir? Ya da tarih öğretmeni olacaksın, işte işsiz güçsüz mü kalacaksın? Senin seçtiğin bu zor alanlarla ilgili ailenin yaklaşımı ne oldu? Aslında hiç yani bize herhangi bir şeyleri olmadı. Yani bunu yapmayın, niye kazıya gidiyorsun? Evet. Niye para kazanmadığın bir şey bu kadar gönülden bağlısın, gönüllülük esasıyla bağlısın? Çünkü biz arkeoloji kazıları gelip hiçbir zaman para kazanmadık yani. Evet. Hiçbir zaman para almadık. Hala da bu sistem maalesef böyle. Yani pek çok öğrencimiz var paraya ihtiyacı olan ama bunları paraya ödeyebileceğimiz bir yapı yok maalesef. Hı hı. Ve başka hiçbir işte bu kadar gönüllülük esasına dayalı bir, bu kadar özverili bir alan olduğunu sanmıyorum yani arkeoloji gibi. Bizimkiler çok bir şey söylemediler. Çünkü Doğan da mesela bir opera tercihi yapmıştı. Operada da o yıllarda kadro falan olmuyordu. Yani 10 yılda bir kişiye kadro çıkıyordu. Sadece devletle yapabileceğiniz bir işte opera. Yani bir taraftan biz işte bahsettiğim gibi yani sağda solda müzik yapıyorduk. Belki böyle çok gündelik paralar kazanıyorduk. Günü kurtaran paralar kazanıyorduk ama onlara çok yük olmuyorduk. Yani özellikle üniversite eğitimi boyunca neredeyse kendi yükümüzü kendimiz çektik. Hı-hı. Belki yani sanmıyorum ama belki o yüzden de sesleri çıkmadı. Ama genel olarak yapıları da öyle değil. Yani bizim tercihlerimize güvenen anne babalarımız oldu. Ve şu an hiçbir şeyimiz yok yani hani gayet onlar böyle gelişmesinden ve böyle olmasından mutlular. Biz de mutluyuz yani biraz zor oldu her şey. Evet. Daha uzun sürdü. Ama çünkü biliyorsunuz yani genel olarak hele de bizim jenerasyon için iyi okullardan, iyi liselerden mezun olmak gibi bir artı birle başlıyorsunuz hayatta. Ondan sonra iyi üniversiteden mezun olmak gibi bir şey. Halen de biraz öyle bu. Çünkü onun bir çevresi oluyor. Yani kültürel kapital dediğimiz şey. Sonra ise ekonomik kapitale yani dönüşüyor. Türkiye biraz öyle bir yer. Yani okul dayanışmalarının, ait olunan okulun CV'deki yerinin önemli olduğu. Biz küçük bir kasaba lisesinden mezun olarak başladık bütün her şeye. Zaten oradan başlıyor bütün bu zorluk.
İstanbul'a geldiğimizde 91 yılıydı ve üniversite için geldik. O açıdan hani zorlandık mı? Evet, yaptığımız, seçtiğimiz üniversiteler, okuduğumuz yerler hakikaten böyle zordu. Evet, ama bir şekilde yani onun da güzel tarafları oldu dediğim gibi. Yani bu zorluk bizim daha katmanlı ve daha başka insanlar olmamızı sağladı diye düşünüyorum ben. Hı hı. Yani şöyle duyuyorum söylediklerini Güneş. Şimdi yani arkeolog olarak da sonra akademisyen olarak da ve bir müzisyen olarak da aslında istediğin hayatı seçtin. Yani zorluğunu da hani bir tür zorluklarını da biliyordun. Bunların bir kısmı maddi yaşadığın zorluklar, bir kısmı da sürekli hani etrafta işte dediğin gibi kabul görmemek ya da alanın dışına bir tür itilmek, otorite sayılmamak gibi gibi. Fakat günün sonunda devam ettin. Yani şey olabilirdi mesela Stanford'da okuyabilirdin, daha çok para kazanabilirdin, daha farklı müzikler yapabilirdin. Çok daha zengin mesela birisi olabilirdin. Ama bunları istemedin. Çünkü o kendi yaşadığın hayatı yaşayabilmek için. Temelde peki kendi yaşamak istediğin hayatı yaşamak sana ne getirdi? Yani neden memnunsun şu an, öyle söyleyeyim, bu tercihleri yaptığın için? Ya tabii yani bu bazen böyle hani her şeyi bırakıp gitmesi geliyor insanın yani. Evet. O çok oldu hayatımda ama ben yani basketbol oynadım, futbol oynadım. Ve bunlar hep takım oyunları. Ve sadece kendimle hep ilişkilendirmedim her şeyi. Mesela Red de bir takım oyunu. Burada yaptığımız şey de bir takım oyunu. Ve ben tek başıma belki beni rahatsız eden ya da beni mağdur eden sistemle tek başıma mücadele edemem belki. Ama bunu bir takımla daha iyi yapabilirim. Ve başkalarının mağdur olmaması, başkalarının bu sıkıntıları çekmemesini benim için önemli. Evet. Söyleyeyim, ben bunu tek başıma asla yapamam. O yüzden en büyük kazanımı bu. Red için de aynı şekilde. Yani Red bazı gruplar için, bazı insanlar için diyeyim ya da kültür sanat dünyası için, gazeteciler için bazen anlaşılmaz, bazen kibirli, bazen çekilmez insanlardan oluşan bir grup. Ama orada aslında bizim ezber bozan bir tarafımıza denk geliyorlar ve orası sivri bir yer. Arkeolojide de aynı şey var yani. Arkeoloji aslında kendi dünyasında, geleneğinde öyle bir düzen yaratmış ki o düzenin eleştirilmesini, o düzen içerisindeki hiyerarşinin bozulmasını, oranın daha yenilikçi bir yer olmasını, daha çok insanın söz söylemesini, daha çok çok sesli bir yer olmasını çok fazla istemiyor insanlar. Ve belirli gelenekler ve belirli okulların tek elinde devam etmeye çalışıyor. Bir de zaten devletle işbirliği içerisinde, yani bütün izinleri devletten alıyorsunuz. Dolayısıyla o ülkedeki politik ortam değiştiği vakit ona uyum sağlamanız gerekiyor. Bu nedenle de kendini apolitik olarak tanımlamaktan gurur duyan bir camiadan bahsediyoruz. Şimdi burada biraz böyle her şeyi politikayla ilişkilendirirseniz, işte sonuçta kültür politikaları yani adı üstünde. Evet. Ya da bu sisteme daha heterojen olması için, bu sistemin daha çok sesli olması için, bu sistemin daha bilimsel olması için mücadele verirseniz, o zaman da yine bu insanlar sizin hep sivri taraflarınızı görüyorlar. Hı-hı. Bir işte öyle bir temel problem var. Yani sizi aslında bazıları kötü birisi olarak görüyor. Ama aslında meselenin özü o değil. Yani bir mücadele size aslında kötüymüş gibi gösterebiliyor bazen. Yani kötüyü biraz abartılı altını çizerek söylüyorum. O yüzden de başa dönersek, yani ben burada devamlılığımın nedeni kendim gibi düşünen insanlar da olduğu için ve onlarla bir takım oluşturduğum için. Evet. Ben o takımdan bağımsız olarak bir şey yapamayacağımı da bildiğim için bu nedenle basıp gitmek, terk etmek, mücadeleden kaçmak, sahayı terk etmek bana doğru gelmiyor. Bu da işte bir tür motivasyon alıyor. O zaman daha iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Birileriyle rekabet etmek için değil, yanlış anlaşılmasın. Vasat olan bir şeyle rekabet edemezsiniz. Bu net yani. Bu çok çok önce öğrendiğim bir şey bu benim. Yani vasat olan birine kendi niteliğinizi anlatamazsınız. Hele de Türkiye'yi son 20 yılını, 25 yılını düşünürsek tamamen bunun üzerine kurulu bir, yani bir çürümüş bir şeyin üzerinde siz de ya onun altında kalacaksınız
ya da kendinizi oradan ayırıp başka bir yerde durmaya çalışacaksınız. Hı-hı. O yüzden de öyle bir rekabetten de bahsetmiyorum. Kendi işimizi düzgün yaparak, işte etkileyebildiğimiz kadar insanı etkileyerek, kendi şarkılarımızı farklı yaparak, iyi yaparak, etkileyebildiğimiz kadar insanı etkileyerek bir şeyi değiştirebilirsek, yani bu bir niş bir şeyse bile kıymetli. Yani şimdi bu kadar hayatın bu noktasına geldikten sonra zaten gidecek çok çok fazla yolda yok, anlatabiliyor muyum? Yani birdenbire bir büyük bir servet sahibi olsanız yine ben bu alanları iyileştirmeye harcarım bu parayı. Evet. Yani zaten gittiğin yol doğru olduğu için ve istediğin yolda gittiğin için niye başka bir yola sapasın? Peki son olarak da Güneş, şunu da sormak isterim. Yani böyle kendi yolunu çizen, böyle ne bileyim, normalde toplumun daha onayladığı yerden gitmeyen, yani meslek olarak da yaşam olarak da gitmeyenler için ne önerirsin, ne söylersin? Valla çok zor bir şey. İşte biraz önce söylediğim gibi, yani hani belki işte basketboldan belki yani geridesinizdir oyunda, ama önemli olan iyi oynamak bence. Yani her zaman skora yansımayabilir, zaman yetmeyebilir. Böyle de bir gerçek var sonuçta. Yaşamımızın süresi belli. Evet. Ama iyi oynamak, yani insanlara iyi bir şey bırakmak, görünme, bu mücadeleyi anlat, yani görünür kılmak bence kıymetli. Bazen zaman yetiyor, bazen yetmiyor. Bazen uzatmalarda her şeyi değiştirebiliyorsunuz. Ama iyi, önemli olan mücadele etmek diyebilirim, yani başka bir şey söylemem. Peki son demiştim ama bir şey daha sormak istiyorum. Çok donanımlısın, yani farklı farklı alanlarda çalışıyorsun ve her alanda ilgili işini gayet iyi yapıyorsun ve donanımlısın. O donanımı nasıl sağlıyorsun? Yani neyle besleniyorsun? Bilgini nasıl arttırıyorsun? Onunla ilgili ne dersin? Valla benim hafızam iyi galiba. Yani okuduğum şeyleri çok unutmayan bir insanım ve onları bir şekilde bir yerlerde bir araya getirme gibi bir şeyim var. Yani meziyetim var. Yani öyle olduğunu düşünüyorum en azından. Bir de tabii hani bu kadar farklı şeyle uğraşınca yani çok beslendiğiniz çok fazla şey oluyor. Bir de yani sanki böyle hani sanki bazı şeyleri zaten ben biliyormuşum, onlar bir araya toplanıyormuş bir şekilde gibi hissediyorum bazen. Öyle yani. Onun dışında ama tabii ki daha donanımlı olmam gerekirdi. Daha fazla şey biliyor olmam gerekirdi. Daha iyi olmam gerekirdi gibi bir durum var. O yüzden hani hani ben gayet yeterliyim, gayet donanımlıyım, süperim falan diyebileceğim bir durum yok. Ben kendimi bildiğim kadarıyla daha iyisi olmalıydı diye düşünüyorum hep. Zaten öyle dediğin için herhalde araştırmaya devam ediyorsun, okumaya devam ediyorsun. Şöyle ben mesela şeye gidiyorum, lisans dersine ilk defa öğrencinin karşısına geçiyorum işte kürsüde. Ya neyi ne kadar bildiklerini bilmediğim için onlarla aynı eşit görüyorum kendimi. Anlatabiliyor muyum? Yani ve hiçbir zaman böyle onlara şuradan bakmıyorum. Yani eşit bir yerdeymiş gibi. Ve bazı şeyleri bildiklerini düşünüyorum. Çoğu şeyi bilmiyorlar. Ama ben hep her seneye, her döneme hep böyle başlıyorum. Acaba bu ne kadar biliyorlar? Mutlaka sınıfta iki tane, üç tane bunu bilen birisi vardır. O yüzden hiç, yani bunu yanlış söylememem gerekiyor. En azından bunu doğru bir şekilde anlatmam gerekiyor diye hazırlanan, çalışan birisiyim. Ama hassasiyetim o kadar büyük ki ancak doktora seviyesinde bilinebilecek, hatta belki ileri seviyede bilinecek bir şeyden bahsediyorum. Bir detaydan. Onun lisans öğrencisinin dahi bilebileceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir eşitlikten bakınca karşınızdaki insanlara, öğrenciyle zaten başka bir temas kuruyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Yani yoksa yani benim okul hayatımda öyle hocalarım oldu ki olmasalar da olurdu. Yani onlar. Evet. Yani tabii öğrencinin bilebildiğini düşünmek, yani bildiğini ya da
Yani bilmese de öğreneceğini düşündüğümüz zaman zaten karşımızdaki kişi bir tür kendini açıyor, kendine güveniyor, yapabileceğine güveniyor. Bir de tabii karşı taraftan o değeri, saygıyı ve sevgiyi gördüğü zaman o müthiş bir motivasyon ve öğrenme ortamı sağlıyor aslında. Yani yaptığında çok önemli Güneş. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var Rica ederim. olasın. İyi kazılar bu arada. Biz peki gelip oraları görebiliyor muyuz? Yani Aşıklı şu an açık mı? Tabii, yani yıl boyu ziyaret edilebilen Evet. bir yer. Burası bir öğren yeri olmadığı için bilet vesaire falan yok. Burada işte biz varsak, bizden birileri yoksak, burada yıl boyu bekçimiz oluyor. O yardımcı oluyor. Ama yıl boyu gezilebilen yani. Yani Kapadokya bölgesine yol düşen, Aksaray'a yol düşen, Ihlara Vadisi'ne 8 kilometre, 6 ila 8 kilometre mesafede bir yerdeyiz biz. Tamam. Ben yolumu düşüreceğim. Çünkü geçmişi daha iyi anladıkça bugün ve geleceği de daha iyi anlayacağız. Çok çok teşekkür ederiz. Sağ Rica ol ederim. Güneş. Görüşürüz. Selamlar tüm ekibe. Teşekkürler.